Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Evet, sayın dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Bugün 4 Nisan Perşembe. Kaybedenler Kulübü'nün 2023-5. Nüshasını dinliyorsunuz. Teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat kadar geç kaldık. Amir toparladı. Makinenin sanıyorum... Karbüratörde mi bir şey vardı? Bu uzun bir hikaye. Jane Seymour'dan kalma olduğu söylenir. Bazı makinalar kabaca Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Yani aynaya bir aynaya bir yansıtana denk geldiklerinde buna Jane Seymour etkisi denir. Makine kendini bırakır. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Toparladık ama. Maşallah. Elinize sağlık. Toparladık. Makinaların genel problemleri, bu delikleri var. Evet. Bazılarının çok deliği var. Bazılarının çok. Yani bir makinede ne kadar çok delik varsa o kadar. İnsan arıza da, arıza yaparsın. İnsan da öyle mesela. Makinenin de dişisi erkeği var. Var, var. Allah gecinden versin. Evet değerli dinleyenler, tabii gerek makinelerin bakımı ve onarımı gerekse de bir önceki Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın tutuklanması vesilesiyle yoğun bir gündemimiz vardı bugün. Takip etmek durumunda kaldık. Trump mı tutuklandı? Evet. Tutukladık. Hadi be. Tutukladık. O da iyi bugün. Çocuktu be. Florida'dan aldırdık. İyi yapmışsınız. Orası güzeldir aldırmak için. Ben severim Florida'dan aldırmayı. Ben Washington'a indirin dedim ama New York'a indirmişler. Washington soğuktur. Şeyden. Hep insancıl şeyden. Dünyanın en şiddetli rüzgarının estiği ve rüzgarla birlikte ısının eksi 40 derecelere düştüğü, Fahrenheit olarak söyleyemiyorum şu anda. Tek dağ Washington'da biliyorsun. Yok, bilmiyorum. Neden bildiğimi düşünüyorsun? Ben hayatımda hiç Washington'a gitmedim. İnmemiş olabilirsin ama 2 yıl orada... dağın üstündeki ölçüm istasyonunda çalıştığını biliyorum seni. Ya da bana öyle dedin. Çalıştım. Washington'a gitmedim. İnmemişsin. Merkeze inmedim. Merkeze yani. İnmedim. Evet. Zaten merkezi yok. Ben hiç bulunmadım gerçi orada ama. Ve filmlerden bildiğim kadarıyla Amerika kıtasında yer alıyor. Öncelikle. Portakalıyla ünlü bir beldemiz. Washington portakalı, evet.
Doğru. İki tane Washington. Kusura bakmayın. İki tane Washington var. Bildiğim kadarıyla bir eyalet olan, bir de başkent olan. Acaba başkent Washington, Washington'da mı gerçekten? İşte bunlar şey, gidip görmeyene, tabii, dünya gözüyle tanık olmayana tuzak sorular. İşte yani gezen mi bilir, gezmeyen mi bilir? Herhalde gezen bilir. Çünkü ben mesela bilirim öyle şeyleri. Mesela okumak zor çünkü. Evet. Yani, mesela bir şey okuyup bilmek, hani okuyan bilir kafası bana çok doğru gelmiyor. Çünkü ben mesela kitap okurken kitap okurken de yok, kitap okuduğun yıllarda. Tabii canım, bu aşağı yukarı 70'li yıllar. 1870'ler. Evet, evet. 1900'lerin başları. Ben kitap satıcılığı dönemim var benim, 1880. Senin öyle bir şeyin de var değil mi? Yayıncılık da yaptın sen. 1886'dan 1907'ye kadar dini kitap ve ucuz roman ve erotik şeyler sattım. Çizgi roman. Yok, çizgi roman yoktu o zaman. Erotik hikayeler. Onu akşam yazıyorduk. Yazıyorduk dedin, beraber yazıyorduk. Evet. Her aşağı yukarı her kasabada da bir yerel gazete vardı. O bastırıyorduk, broşür dağıtıyorduk. Senin de maşallah çizgin iyiydi. Özellikle. İyidir benim. Kıvrımlı İyi şeylerdi. Yani. Böyle bir şey var hayatta değil mi? Yani göstermekle göstermemek arasında ince bir çizgi var. Hangisinin yırtmaç diyoruz daha biz ona. Daha etkili olduğu konusunda, evet. Yani modern şeylerde ona biz yırtmaç diyoruz. Peki tight konusunda ne düşünüyorsun? Tight konusunda çok düşünmüyorum ben. Nükhet Duru ile hemfikirim. Öyle mi? Evet. Çok merak ettim fikrinize. Hemfikir olduğunuz fikrinize. Hemfikir. Prensip olarak. Evet. Çağrı ile yazışıyorum bu arada, bu teknik şeyle ilgili. Çok selamı var sana. Aleyküm selam. Çağrı. Neyse ki dedi, oradasınız dedi. Sağ olsun. Evet, daha dinleyenler bir, evet, biraz dağıldık. Takdir edersiniz yani ki. Yaklaşık bir saat kadar. Bir saat oldu mu ya? Oldu, bir saat 12 dakika oldu. Bir yine ses gitti gibi şeyler geliyor ama. Yani, her an gidebilir ses. Bence bu. Sesini açsın yani. Evet Amir. Evet. Bugün herhalde 3 konumuz vardı başlamadan önce. İkisini herhalde atlayacağız. İkiye indireceğiz o konuları. Bugün daha çok kadınlar üzerine konuşacağız. Bu yaptığımız girişten de aşağı yukarı anlaşılmış olacağını düşünüyorum. Tabii zor kısmı kaldı. Şüphesiz dünyanın yarısı neredeyse kadın. Yani dünyanın yarısı üzerine konuşacağız aşağı yukarı. Belki de konuşmayız. Yani dünyanın yarısı üzerine konuşmamak, ha, dünyanın diğer yarısı üzerine konuşmak anlamına gelir. Üzerine konuşmak anlamına gelir. Bence o tarafa da kaçabiliriz. Ama sadece konunun başlığının bile beni yorduğunu söyleyebilirim şu anda. Dilersen. Çok kısa bir nefes alalım. Okay. Ve hangi yoldan gideceğimize karar verelim. Pardon. Ses yok. Soru yok. İnsan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim.
Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendim. Evet, daha dinlenen Kaybedenler Kulübü 2023-5 Salı, yaklaşık bir saatlik teknik bir sebepten dolayı gecikmeye de tekrar canlı yayındayız. Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında değerli dostum Meta oldu. Kaan Caydam'la. Biraz önce garip bir şey söyledin aslında. Deminden beri onu düşünüyorum. Ben mi? Evet. Allah Allah. Yani senin için garip olmayabilir tabii, yoksa bu kadar doğal söylemezdin diye düşünüyorum ama merak ettim. Dünyanın yarısından bahsediyor. Yani bir şeyin yarısı üzerine konuşmak aslında diğer yarısı üzerine de konuşmak anlamına gelmez mi? Gelir. Çünkü yani mesela plastik sanatlarda mesela bir kadraj yaptığında aslında kadrajın dışında bıraktığındır hikaye. Yani seçtiğin şey içine aldığın değil, dışarıda bıraktın. Dışarıda, çünkü dışarıda bıraktığını seçerek oluşturursun. Dolayısıyla yani dünyanın yarısını kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla kadınlar üzerine, dünyanın yarısı üzerine konuşuyoruz demen beni çok şaşırttı doğrusu. Bu çerçevede. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani sizi şaşırtmak şu an beni çok şaşırttı açıkçası. Evet. Boş konuşuyorsunuz, onu da farkındayım. Çok en iyi olduğum şeydi. Evet. Alandır. Evet, hoşuma gitti. Çok, yani ki çok da söylerler bunu. Yani çok boş konuşuyorsun. Hoşuma gitti. Ne kadar boş konuşuyorsun. Gerçekten hoşuma gitti. Ne kadar hoş konuşuyorsun. Ne kadar hoş konuşuyorsun. Hoş konuşuyorsun. Duyduğum şeyler bunlar gündelik hayatımda. Düşün, bu ben sadece konuşurken bile hoşum. Evet. Gerisini sen düşün. Gerisini sen gibi düşün. De şey yapıyorsunuz burada. Ama yani yol yapıyorsunuz. Estağfurullah. Evet. Yani ben şeyim, yani yüksek lisansım yok, karayolu. Biliyorum. Karayolu. Biliyorum. Yani demir yolu seçecektim. Fakat dedim çağ dışı bir İngiliz miyim ben dedim ya. Viktoryan dönemde mi yaşıyorum? Demir yolu. Sanki seçecektim. Çağdaş bir yerde yaşıyorsun da. Karayolu seçiyorum dedim. Evet. Evet. Seçtim de. Çok yollar yaptım. Evet. Kimisi uygulandı, kimisi uygulanmadı. Bir de hayatta böyle garip bir şey var. Mesela bir yaptığım yollardan birinde gittiğimde, yani bir araç kullandığımda aşağı yukarı her metresini, kağıt üzerindeki metresini biliyor, evet. Gözünün önüne gelmesi falan, bunlar garip şeyler yani. Evet. Ama yani konuya dönecek olursak seksten hoşlanmadığını biliyorum. Yani çok şey bulmadığını biliyorum. Ben de mesela hijyenik bulmam hiç mesela. Mümkün olduğunca yapmamaya çalışırım. Mecbur kalmadıkça zaten PYT'liyim ben. Erken PYT. Evet. Kusura bakma, biraz midem kalktı ama biradan. Çok normal. Evet. Ya bugün hani yaşadığımız olayla da bunu bilir. Yani Trump'ın tutuklanması bir hayat kadınına susması için yani verdiği 130 bin dolar. Usulsüz vermesiyle. Kayıt dışı mı vermiş? Kayıt dışı, yani kampanyasından vermiş. Mesela sen bugüne kadar susması için kadınlara hiç para harcadın mı? Susması için? Evet. Bir konuda konuşmaması için.
He, susması için yani. Yok, ben prensip olarak kadınlara para vermem. Ya para vermek ayrı, para harcamak ayrı. Ya harcamışımdır sinema, tiyatro, oje. Susması için ama değil mi? 4 aylık ev kirası peşin. Yani ilk aklıma gelenleri sayıyorum. Gidiş dönüş Londra seyahati. Olimpos'ta 21 gün 6 saat. Kiralama. Siz ne diyorsunuz? Motobisiklet kiralama. ATM. Yat kiralama, mavi tur. ATM. ATM. ATM yani. Kredi kartı şeyi. Ek kart. Ama yani bu para harcamak olarak görmüyorum bunları ben hiçbir tanesini. Bunlar hayatın doğal akışı yani içerisinde. Zaten kendi başıma da olsam yapacağım şeyler. Gidiş dönüş bilet. Ya zaten kendim de gidiyorum. Peki hiç susması için bir şey yaptın mı? Bunları susması için yaptım demedim ki zaten. Ama benim sorum yani... Bunları konuşsun diye yaptım. Anlatsın yani. Ya, o yüzden şey. Bugün yapıyorum. Bu Kadıköy'de kime sorsanız Metavunduk için. Anlatırız. Eli açık, bol, cömert. Gezdirir, tozdurur diye size anlatırlar. Affedersiniz. Sormama gerek yok zaten. Ben sizi yakından tanıdığım için. Uzun yıllardır. Katılıyorum bu şeye. Teşbihinize. Yoksa teşhis miydi? Teşbih. Teşbihinize. Ama ya benim sorum susması için bir kadına. Yok, ben konuşsun diyor. Ya mümkünse anlatsın. Duymayan kalmasın. Duymayan kal. Ben susması için para harcadığım şeyler oldu, kadınlar oldu hayatımda. 2-3 O Kaliforniya'dan yukarı çıkarken bir Karolin kalmıştık. Karolin. Ama onu sen susturmadın, ben susturdum. Sonunda. Ya para senden çıkmış olabilir. Yani ben Karolin'e yani sus bunları Mete'ye anlatma diye bir şey. Evet. Biliyorum. Bir ödeme yapmıştım. Hatırlıyorum. Önemli değil. Bunun aramızda konuşulacak şeyler değil. Ama susmamış yani. Ama yani ne kadar hakikatli bir insan olmalısın ki yani sen susturmuşsun. Susturdum açıkçası. Şimdi burada detay vermeyeceğim. Estağfurullah. Pay da önemli bir şey ama. Pay vermek mi? Pay sahibi olmak. Yani bir şey için, ya bir konuda susmak için pay alıyorsanız bir şeyde payınız var demektir. Hak. Diye geçer o. Biraz Türkçe'de. Karışık geldi bana. Çünkü ben mesela... Ya da pay diyelim. Karolin dışında da bir... Senden iyi olmasın bir arkadaşım vardı. Yani yeter artık sus. Yani yarın sabah şey yapacağım işte. Yani kahvaltı edeceğiz falan gibi. Yani bir takım şeyler vermek zorunda. Ödün. Kahvaltı ve ödün. Evet. Ödünler vermek zorunda kaldığın şeyler de oldu ama yani... Mesela anlamakta zorlandığım şeylerden biri bu. Yani PYT olduğum için belki yani pompada yaşa takılan bir insan olarak belki anlamam pek mümkün değil. Ama yani bir insanın ya bu nasıl bir dürtü olmalı ki yani böyle bir şey yapıp sonunda da böyle bir bedel ödemeyi göze alsın bir insan. Yani burasına kilitleyeyim. Çünkü öyle bir şeyi yaparsan bunun yani ben daha çok senin gibi davranırım yani. Yani konuş. Yani.
Ya yani ayıp mı yani şimdi bir hayat... İşte ayıp bir şey yapmış olmalı. Ya, yani ya, tabii burada ayıp... Ne ayıp olan ne yani? Ayıp da biraz şey ya. Mesela... Ben çoğu arkadaşıma bizim burada ayıp diye yaşadığımız ya da konuştuğumuz şeyleri anlatırken başka bir dilde zorlanıyorum. Çünkü ayıp çok bize kalıyor biraz. Çok Türkçe'de kalıyor. Evet. Yani tabii karşılığı var ama. Yani çok ayıp ya falan bu yaptığın falan. Ya John, ya bu yaptığın çok ayıp oluyor falan, zorlanıyorsun biraz. Bu da kind falan kullanıyorsunuz herhalde siz. Yok. Ha, kibar değil falan manasında. Ya orada böyle, böyle bir blame on you falan derler ama şey yapmıyor. Onun shame on you. Neden ha? Nedeni yok. Kelime olarak sıkıntı yok. Sadece burada ayıp dediğin şey orada ayıp değil. Ha. Zaten işte bu yani, o yüzden ben Trump'ın derhal serbest bırakılması için, çünkü ayıp. Ben konuyu bilmiyorum ama Trump'a yapılan, bence Trump'a burada haksızlık yapılmış. Ben senin mesela gözlerinin içinden şu anda büyük şeyi anlıyorum. Bu bir evet. Şey eyalet baskısı, yani mahalle baskısı gibi bir şey yani bu. Evet. İşte adam yani başkan olacak. Toplumsal bir erozyon var orada, ben yani şu an kanaat getirdim. Bir başkan olacak bir adamın, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan olacak bir adamın karısı dışında kimseyle yatmamasını beklemek nasıl bir kriter ya? Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Bu nasıl bir şey yani? Alçalma. Alçalma. Bu nasıl bir yere, nasıl bir yere ahlaksal, düşme yani? Ahlaksal bir... Erozyon. Dejenerasyon. Bir köküş. Evet. Büyük. Bu Hristiyan aliminin işte... Bunlar bak, bu Katolikler var ya, bunlar hep buradan geliyor. Katolik mi bunlar? Katolik. Hmm. So, yani Presbyterianlerde böyle değil mesela, ben bilmediğim kadarıyla. Şeylerde de, evangellerde de böyle. Evangeller hele yani. Ama yani. Bunlar bizde böyle o zaman. Yani niye bu nasıl beklenebilir bir insandan yani? Trump ya, insan mı bu arada? Emin değilim ama yani bir insandan hayatı boyunca sadece karısıyla seks yapmasını beklemek nasıl bir şey ya? Siz bunu niye dillendiriyorsunuz? Böyle bir sıkıntınız mı var? Yok yani, ben seks yapmadığım için zaten. Adil yani, siz genel insanlık adına, insanlık adına şey, konuşuyorsunuz. Ben PYT'liyim. Ben de. 12 yıllık. Benim de daha yeni sayılır ama ben sonuçta ben de PYT'liyim. Şöyle rahat konuşuyorum yani bu konularda. Yok, benle rahat konuşabilirsiniz. Ayrıca insan karısını affedersin yani. Ayıp. Yani, karım be. De, yani evladının anası. Ya, evladının anası. Çüş. Mesela ben düşünemiyorum yani. Benim gözümde canlanmadı mesela. Senle ilgili olarak benim de gözümde canlanmıyor. Bunu açıkça söyleyeyim. Ayıp bir kere. Çok teşekkür ederim. Bir kere ayıp. Binaenaleyhine Trump'a destek. Kaybedenler Kulübü olarak destek, evet. Şeyimizi burada, mesajlarımızı da. Ben orada Trump'ın bir destek şeyi varsa oraya ben bir bağış, 50 lira atayım. Az mı? 50 olur. Ne olacak? 2 dolar, 3 dolar. Bir şey değil. Bir hamburger yiyemez ama olsun. 50 liraya da hamburger yemez. 50 dolar. Olsun ya. Bu senin suçun değil. 50 dolar atayım. 50 dolar atsın. 50 dolar atayım. Benim zaten ağzım şey yaptı, dilim sürçtü. Neyse, bunu da hazır yeri gelmemişken ifade edeyim. Evet, evet. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-5 Nisa dinlemektesiniz. Değerli dostum, Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Canlı yayındayız. Bize canlı yayında katılmak için yapmanız gerekeni aşağı yukarı biliyorsunuz ama bir kere daha tekrar edelim. Standart FM'in Instagram sayfasından, yani fm.standart, değil mi Amir? Evet, evet. Bir, şu an onlara bakıyorum. Bir direkt mesajla, doğrudan mesajla adınız, telefon numaranız ve aradığınız lütfen yöreyi yazarsanız. Lütfen, çünkü biraz şeyde zorlandım açıkçası.
biraz geç başladığımız için çok fazla sistem mesajı var burada. Onları şey yapamıyorum. Burada filtreleyemiyorum. Ama çok sağ olsunlar saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şeydeler, inan bana, senin ensendeler şu an. Öyle mi? Evet. Boza pişirecekler ensendelerimizi. Ensem kalındır. Çok kısa bir şey yapayım, bir nefes alalım. Şu mesajlara birazcık bakalım. Hay hay. İşte bir isteğin var mı? Güzel bir şey çalayım size. Vallahi bir nikah masası olur. Bakayım var mı burada öyle bir şey? Tahta masa olur. Okul yolunda mesela. Benim sevdiğim bakayım. Eserlerdendir. Tahta masa olabilir mi? Yani sanki fil tarihinde öyle bir şey yapmıştı. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Bas para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece de Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da 2023 yılı 5. nüshası için canlı yayındayız. Yaklaşık bir saat kadar geç başladık bu gece yayınımıza teknik bir soru yüzünden. O yüzden de ben daha yeni yeni şu tarafımı açmaya çalışıyorum. Normal. Gece boyunca bize bir belki bir mesajla ulaşmanız mümkün. Canlı yayına katılmak için lütfen Instagram adresimize fm.standart olan Instagram adresimize adınızı ve telefonunuzu yazarak bir mesaj atınız. Bir ihtimal sizinle de bu akşam canlı yayında görüşebilelim. Aksengül var hattımızda. İyi geceler diyelim Aksengül. İyi geceler. Aksengül, daha önce konuştuk mu? Evet. Ben, isim hiç yabancı gelmedi bize. Bana da çok isim üzerine konuştuk galiba, değil mi? Sen? Evet, Muğla'da bir orman demiştiniz. Ne için? Aksan, İsmim için. Aksan Ormanı. Evet. Bir ağaç türü aksan. Ya bırakın işte, aksan diye ağaç mı olur böyle? Var amir var. Postmoderndir o, ben sevmem. Yani ağaçlar da insanlar gibi, yani bir isim verirsen olur yani. Evet. İşte bu da garip bir kara konu. Ağaç. Bu da garip bir şey. Akasya. Yani. Evet, bir şeyi var. Meşe. Mesela akasya ne? Akasya ne? Mesela ağaç. Ne? Ya ağaç da yani, zürafa mıyız biz şimdi? Mesela akasya, akasyayı zürafalar sever. Bize ne zürafalar sancır Allah aşkına. Yani. Ben ağaç olarak akasya diyorum. İşte niye akasya? Yani akasya ismi ne ifade ediyor yani? Ağaç olarak seviyorum yani formunu. Ama ağaçlara isim vermekten konuşuyoruz şu anda, öyle değil mi Aksengül? Evet. Aksengül, sizin isminizi kim koymuş? Daha önce de sormuştunuz bunu. Kura'da çıktı yani, babam koymuş. Kura'da? Evet.
Diğer şey yani kaybeden isimler neymiş? Kezban vardı babaannemin ismi. Yazık, size de yazık. İyi ki koyulmamış, şu an çok mutluyum. Hiç adaşımı da bulamadım. Niye, Kezban kötü bir isim mi? Yani sını olarak kötü bir isim. Evet. Yani bizim devrimizde, ben 95'liyim, 95 dönemine ait pek güzel bir isim değil. 60'larda falan çok revaçlaydı, ben evet hatırlıyorum. İşte sen hayatında hiç Kezban oldu mu? Yani evet, sınıf arkadaşım vardı. Yok, Mete'ye sordum seni. Ben de yok Kezban. Çok dalga geçerlerdi kızla. İyi ki koyulmadığı için o yüzden mutluyum. Evet, anladım. Şey bu, sosyolojik yapıda denk geldiği yer anlatmış. Trump'ın uğradığı şeyle aynı. Ayıp bir şey bir kere. Yani bu bir ahlaki çöküş yani. Evet. Sen bir kötü kadın demekmiş zaten anlamı da. Ama bu, ama şimdi yani dil zaten garip bir şey. Yani dil mesela doğada olmayan iki şeyden biri. Doğada bir dil yok, bir de moment. Aslında yok, evet, doğru. Çünkü yani tek olarak ifade edemezsin momenti. Moment kuvvet çarpı kuvvet koludur yani. Kendi başına olmaz. Kendi başına olmaz. Yani bir şeye bir kere bir çıkıntı olması lazım. Bir şeyin momente sahip olması. Evet, doğa yuvarlaktır. Evet. Dolayısıyla da o çıkıntının üzerine de münasip olmayan bir baskı gelmesi lazım. Yani mesela Trump'ın başına geldiği gibi. Evet. Bu bir moment yani. Dolayısıyla bir dönme etkisi. Evet. Yaratır. Evet. Ki ben karşıyım. Dönmelere mi? Hayır, Trump'ın başına gelen şeylerin ben de karşıyım. Yaptırımlarına. Ben de karşıyım. Rahatsızım şu an mesela. Keşke benim başıma gelmeseydi aynı şey. Keşke. Keşke. Hiçbirimiz istemezdik bunu. Siz hiç bir erkeğe susması için para ödediniz mi? Aksan. Yok, hayır. Bak ne güzel bir yerden geldi şimdi. Böyle sorsana. Ben çok konuştuğum için bana teklif geldi. Ha, ben de bir kere yaşamıştım onu. Ne aldınız susma karşılığında Aksan? Yani bira ısmarlayan oldu filan. Bira mı? Evet. Ha, siz sosyal ortamda çok konuşuyorsunuz. Ya ben genelde böyle değildim ama sonradan böyle oldum. Peki seks sırasında konuşur musunuz çok? Yani gülmeyi tercih ediyorum. Hadi canım sen. Evet. Ya Allah'tan peyeti, Allah'tan seksi bırak. Neyse ya. Çok şükür. Neyse bak Kamil, her şeyde bir hayır var. Bir şey söyleyeyim, kahve söyleyeyim mi? Birer Türk kahvesi içer misin? Ya da turşu suyu. Tövbe Rabbim ya. Turşu suyu iyi bak. Ya Aksan. Efendim. Ya kardeşim. Efendim. Yani eyvallah yani. ne diyelim? Niye, gülmek güzel değil mi? Ya seks komik bir şey mi? Gözümden yaş geldi. Bilmem. Şey ölmüş anneannemin ruhu şey oldu şu an. Yani nesine gülüyorsun mesela adamın? Şey bana da komik gelir. Mesela ben vampir olduğum için mesela bu lanet bana geldikten sonra aynada gözükmüyorum ya ben. Ya mesela belli bir pozisyondayız, ayna da var diye düşün. Neden ayna var? Yani olur, ayna olur bazı odalarda. Fantezi mi? Yok. Tavanda mı yoksa normal duvarda mı? Ya nasıl, bakış fark etmez, nasıl olsa siz bakıp güleceksiniz. Bakıp güleceksiniz. Şimdi yani mesela benimle seks yaptığınızı düşünelim, Allah göstermesin. Neden? Maazallah. Ya ben karşıyım seninle ilgili değil yani. Gülüyor musun? Hiç başınıza gelmedi mi? Yani belki gelmiştir ama yani herhalde kibarlık yapıp hani o esnada gülmemiştir bana. Ağlayan çok oldu. Bunu anlarım yani artık yani o raddeye gelmiş ki artık ağlamış diye yorumlayabilirsin ama yani bir kadının... Ben acıncak halime gülüyorum o zaman. Hayır canım. Niye? Niye acıncak halime? Sen niye üstüne anlıyorsun? Ya bu... Sonuç olarak acı çekmiyor muyum? Adama yazık değil mi ya? Yani. Kim acı çekiyor ya? Yani o esnada... Allah Allah. Acı mı çekiyorsun sen seks esnasında? Yani ister istemez değişebilir yani.
Bu konu çetrefillerini... Bence var. Doktora gidin. Neden? Yani bu enteresan oldu. Mesela şu komik olabilir. Yani dediğim gibi maazallah seks yapıyoruz. Ben vampirim, aynada gözükmüyorum. Siz aynaya bakıyorsunuz ve... İşte o yüzden gülüyorumdur belki. Bir şey, yani bir tek kendinizi görüyorsunuz. Yani. Ve yani bir garip hareketler yaparken. Tuhaf olabilir. Tuhaf. O normal bir insan hayatında yapmayacağı hareketleri yaptığınızı düşünüyorum. Kalça genişliği ne sizde? Kalça bölgesi. Genişlik olarak mı? Ha, yani geniş kalçalı mısınızdır? Bu soruya cevap alamadık. Sesinizi alamadım. Tekrar söyleyebilir misiniz? Geniş, kalçanız geniş mi diyorum? Evet. Yani. Mesela ben gözüm... Mesela aynada, aynada komik gözükür. Bir dalgalanma, kendi kendine dalgalanan bir şey var. Bunlar komik var. Bu esnada gülebilirsin bu esnada yani. Evet. Evet. Ama yani bir vampirle sevişmediğin takdirde nasıl gülebilir bir insan? Ayıp be. Ama şöyle düşünün, yani karşıda yani farklı pozisyonlar, yani tuhaf şeyler oluyor ve buna insan bence gülmeli. Ha, pozisyona gülüyorsunuz, anladım. Anatomik... Ben resim öğretmeniyim normalde. Anatomik yani anomali. Anladım. O kompozisyonda da çok kullanılır bu. Mesela özellikle Cartier-Bresson vari böyle şey anlık an fotoğrafçılarının yüksek estantanede insanları normalde göremeyeceğim bir anatomik formatta durdurmaları bir gülme hissi yaratır insanda. Yani. O bende o bile çalışmıyor, öyle söyleyeyim. Ben şu genellikle şöyle bir dururum. Gülmek yerine. Ben de son 10 yıldır hiçbir şey çalışmıyor. Ya zaten benim bir şey söyleyeceğim. Gözlerimden yaş geldi gülmekten. Ne zaman? Ama düşünün yani şöyle bir anda bir anda farklı bir şeydeyken bir anda farklı bir şeye dönüşüyorsunuz ve komik yani. Evet, komik. Yani bu ama bir şey söyleyeceğim. Burada yani bunu söylemek zorundayım. Sonrasında söylediğiniz o işte acı çeken bildiğimiz zaten vesaireli ile de benim düşündüğüm biraz şey oluyor, oturuyor. Yani bence insanlar zihinsel olarak sekse hazır olmadan seks yapmamalı. Evet. Yani seks evet. Ya gerçekten kafanızda o yokken seks yaparsanız ya gülersiniz orada olan o insanlık dışı diyebileceğim komik şeye, ya da canınız yanar zaten. Sizde HD var mı, yani dikkat dağınıklığı teşhisiniz var mı? Evet. Ha, bu açıklayabilir. Şey var mı, hiperaktivite var mı? Evet, çok böyle şeyimdir. Ha, o zaman anlayın. Doktora gitmenize de gerek kalmadı, buyurun. Gerek yok, konsantre kullanabilirsiniz. Ayran içebilirsiniz ayran, yapmadan önce. Ayran olur. Mesela, uyku getirmez mi? Yok, getirmez. Şey, suda beklet, yani bir iki gün bekletilmiş, size bir şey vereyim ben, reçete. Tamam. Dikenli salatalık vardır, bilir misiniz? Efendim? Dikenli salatalık. Evet, ben Karadeniz, yani anne tarafı Karadeniz olduğu için anneannem çok yetiştirir, bilirim. Tamam, onun kabuğunu soyacaksınız. 3 gün bir suda bekleteceksiniz. Dikenle daha çok uzasın diye mi? Hayır, soyduktan sonra yani şeyi geçsin diye... suya geçsin. Kısıklı şeyi gitsin diye. Hayır canım, soyuyorsunuz, kabuğunu koyuyorsunuz. Aksancım ya. Dikkatini tamam, biraz... Kabuğunu soyunca hani dışındaki o tırtık, yani o dikenler... Onlarla işiniz yok. Ya onlarla işiniz bir giriş çıkış yok. Rahat olun. Burada bir tek... Bir girince çıkıntı yok yani. Hayır, burada bir tek yani dikenli salatalık dememin sebebi, dikenli salatalık türünün dikkat dağınıklığında işe yaramaz. Dikensiz olanlar mesela yaramıyor. Ben deniyorum mesela, evet, onu. Yok. Bana yok, yaramıyor. Dikkatini şey yapmaz yani. Mesela kabuğu soyun.
İki gün suda bekletin onu. Sonra o suyu süzün. Çok az miktarda havanda dövülmüş zencefil, iki kaşık kadar bal, karbonat en son. Abi o çok kritik zaten, hemen onun nokta. Çam filizi şeyi vardır, pekmezi. Yani çam ilk filizi verdiğinde toplanan filizlerden yapılır. Zor bulunur ama onu bulmanız lazım. 3 kaşık kadar ondan, bir miktar 2 gün fermente edilmiş haşlanmış patatesin tülbentte bekletilerek süzülmüş suyunun tuzla tuzlanarak fermente edilmesi. Ben elde edilen sıvıya katın ve 2 kaşık kadar da karbonat döküp iyice karıştırın. Sonra dökün bunu, çünkü içilecek bir şey değil. Berbat oluyor. Ben de, ama mesela, de zehirlenmemek gerekiyor. Ama mesela bunu yapmak süreci çok iyi gelebilir, dikkat dağınık. Evet. Ama şey, ölçüsünde yapmak gerekiyor. Gerçekten bu. Büyüm adamı. Yani. Tam, her şey tam ölçüsünde. Böyle baştan sona yaparsanız gülersiniz. Ya da ya da met kullanacaksınız yani her gün. Met. Biz öyle şeylere karşıyız. Başka çözümü yok. Başka çözümü yok. Aksangül, çok teşekkür ederiz. Hakikaten tekrar ben teşekkür görüşelim. Ederim. Yani ben de aşırı memnun kaldım bu şeyden. Gözlerimden ben, yaş geldi. Ben çok şey öğrendim senden bu akşam. Bu arada size bir şey soracağım. Tabii. Hani siz böyle üç konuya değiyorsunuz ya. Sizin bir şeyiniz eksik yani bu konu. Böyle tamamlanması gerekiyor gibi sanki. Dördüncü bir kelime konu. Eksik gibi. Dördüncü bir kelime mi lazım? Evet. Bir fikrim. Yani bu üçünü bağlayacak güzel bir kelime lazım. Bir önerim var gibi hissediyorum. Yok şu an yani. O zaman. Şöyle mi ya, hayat, kadınlar, aşk ve. Peterbilt kamyon şeyi, şanzımanı. Hayat, kadınlar, aşk ve biber kızartması. Bugün abi, bilardo. Bugün bir acayip bir biber kızartması yaptım. Köy mü? Anlatacağım, köy. Tam zamanı şu an. Köy. Güzel oluyor. Köy. Yani sarımsak oranı ile ilgili bir şey noktaya geldim. Domates sos. Domates sos tabi, domates sos. Ama domates sos da değil şey. Sarımsak. Hayır. Domates sostaki sarımsak oranı mı yoksa? Yok. Bu başka bir şey. Hemen. Başka bir şey. Anlatacağım sana. Çok önemli bir konu çünkü. Evet. Bu tabii şimdi şey olmasın. Güme gider şimdi. Güme gider. Aksangül, önerini bekliyoruz. Dördüncü. Tamam. Bir sonraki yayında söyleriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Neymiş? Ayıp yani. Şimdi ben Trump sonuna kadar haklı. Abi benim evet. Bu konuyu senden öğrendim. Ama anladığım kadarıyla Trump haklı. Ya da Trump haksız ama öbür taraf şey değil, masum değil. Ya da öbür taraf haklı ama haksız duruma düşmüş. Ya da öbür taraf haklı ama Trump'un suçu yok. Ya da Trump suçlu ama öbür taraf haksız. Ya da boş ver. Yani önemi yok. Ya da önemi yok. Önemi yok. Önemi yok. Evet, yani o da olabilir. Ölü var mı olayda? Zaten yani mesela olayın şey tarafı, bu can sıkıcı tarafı, ceset yok. Ceset yok, o zaman suç yok. Suç yok. O zaman... Boş işler bunlar. Vallahi boş işler. Boş işler bunlar. Yani burada da Trump'ı savunur pozisyonda olmak da istemiyorum ama. Şeyime uymadı. İmajıma şey yap, örtüşmedi, farkındayım ama çok da umurumda değil açıkçası. Ama yani benim insanlık onurum. Senin insanlık onurum. Dik duruşum.
Bunu gerektiriyor yani, burada gerekirse bağrımıza taş basıp çok hoş. Haklının gerekirse haksızın, gerekirse de hem haklı hem haksızın yanında durmak durumundayız. Vallahi çok hoşuma gitti. Söylemeyi çektim açıkçası. Çünkü karışık bunlar yani. Çünkü yani mesela haklılık haktan mı geliyor? Evet. Hak da karışık bir kelime yani. Evet. Haktan geliyor mu? Haktan geliyor. Hak sahibi. Adam haklı yani, hakkı var o hakkı yüzden var. Şey. Ama yani o zaman biz tüm suçları hak ve hakkı hukuk, olmak. Hukuk haktan geliyor sonuçta yani. Oradan mı geliyor? Ben Roma'dan sanırım. Roma'dan da geliyor ama genel olarak haktan geliyor. Etimolojik olarak hak ne demek acaba? Yani etimolojik kökeni nedir acaba? Bir etimolog falan bir dinleyenimiz varsa bize bir ulaşsın da. Bir şey yapsın değil mi? Mesela, konu, çünkü bu hakikaten bir, mesela bir harf daha çıkarsa ne olur? Ne olur? Bir şeye kadar iner mi? Çünkü hakikaten yani önemsenmeyecek bir konu değil. Yani burada yarım bir bilgiyle vereceğimiz hüküm. Evet, şey çok önemli tabii etimoloji burada. Çünkü Arapça ve Farsça çok karmaşık. Hak aynı zamanda ilah ve işte aynı zamanda da işte buğdayın topraktaki bilmem nesi anlamına da geliyor olabilir. O yüzden çakmak var mı sizde? Etimoloji önemli. Sigara içiliyor mu burada? Sigara şey pek şey değil. Hoş görülmüyor. Hoş görülmüyor. Ya da gülen olur. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında 2023 5. gün sayı dinlemektesiniz. Değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı, canlı yayındayız. Bugün teknik bir arıza nedeniyle internet alemindeki ya da ortamındaki yaklaşık bir saat kadar geç başladık ama yani bayağı hızlı toparladık konuları. Evet, gerçekten evet. Çok önemli konular konuşuldu. Sizin de bildiğiniz gibi kişilik olarak da dostum Mete Onduk'tu, ben de boş konuşma konusunda çok şey hassas insanlarız. Yani çözümcü bir program olduğu da düşünülürse Kaybedenler Kulübü'nün, konuşulan şeylerin havada kalmaması, pekiştirilmesi anlamında bir kısa özetinin de geçilmesini her zaman
şiar edinmiş durumdayız. Binaenaleyh bugün zamanında bu kadar ilerlemesi hasebiyle ama çok da iyi toparladığımız düşünülürse. Yani evet. Yani biraz yoğun daşarak konuştuk çünkü. Bence başarılı bir iyi kotardığımız şey oldu. Gerçekten. Yani her boş yaptığımız şeyler olmuş olabilir. Olmuştur. Olmuştur. Bugün özellikle daralan zaman yüzünden tek bir konuya yoğunlaştık. O konuda kadınlardı. Bu konunun önümüze belirgin bir şekilde gelmesiyle hemen sıvışıp kadınlar dışında kalan diğer yarıya, yani erkekler tarafına geçmeyi uygun bulduk. Erkekler konusunda konuşulmaya çok değer olmadığı için erkekler konusunu kadınlar üzerinden anlatmaya çalıştık. Daha sonra doyum, yani bizim insan dediğimiz hayvanlar içerisinde akılcı bulunan, hafızası, düşünme yeteneği, daha doğrusu hafızasıyla düşünme yeteneğini birleştirebilen türün açlığı üzerine konuştuk. Aslında bizim doyum, orgazm dediğimiz şey açlık tarafıydı alt metinde. Kimileriniz anlamıştır. Tıksırarak, ağlayarak, gülerek, haykırarak, kapanarak, fazla açılarak bu doyuma karşılık vermeleri konuştuk. Her birinin aslında yine bu insan dediğimiz zavallı cüssede neye denk gelebileceğini tartıştık. Yaklaşık evet. iki buçuk saat kadar bu sürdü. Tabii Perşembe gecesi olması bizi biraz da hafta sonuna doğru geldiğimiz için de o yorgunlukla isteriz olsun. Olabildiği kadar durabileceğimiz yerde tuttu. İyi bağladığımızı düşünüyorum. Sevgiden, saygıdan, herhangi bir ödün vermeden. Evet. Dik duruş. İnsanlık için, insanlığın bu dünyayı tüketen en büyük mekanizma olduğunu da düşünerek insanlık için en iyi şekilde konuştuğumuzu ve durduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Büyük keyif aldım sohbetinizden. Biraz bira içeceğim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir boğazınızı ıslatın. Boğazınızı ıslatın. Evet. Bunu hak ettiniz. Çok şey öğrendiğimi tekrar ifade etmek isterim. Siz de her bir araya geldiğimizde gerçekten insan dimağı adeta engin okyanusların o dingin sularında belli belirsiz bir esintiyle süzülüyormuş hissine. Estağfurullah. Her şeydir o. Uçan kazdır. Her seferinde uçan kaz yağsız olur. Severim. O hayvanı severim. Uçan kazı ağır ateşte gebertmek lazım. Evet. Yani aceleye gelmeyen aceleye etler vardır. Evet. Evet. Binaenaleyh değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü'nün 2023-5 nolu nüshası. Her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları maalesef hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma. Hepinize iyi geceler dilemek isterim değerli dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse hoşça kalın.
Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler.